Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Sevgili kardeşlerim, herkesi kadar eden bir mevzu zannediyorum. Hakim Cenab-ı Hak bizi ne kadar muvaffak ederse, ne kadar istifade edebilirsek zerre kadar o da kârdır. Çünkü niye? Sonsuza baktığı için. Sonsuzun ufağı çok büyük, büyük böyle sonludan sonsuz derece büyüktür. Çünkü sonsuz hududu yok. Ufak da olsa sonsuz. İmanımız da zerre kadar inkişaf ederse çok şükür. Azrail Aleyhisselam ruhu nasıl alıyor? Gerçi bizimle alakası yok da. Yani herkes içine alıyor. Bu yaşlı genci yok galiba bu işin. Azrail aleyhisselam nasıl bir sistem? Bedende nasıl bulunuyor? Herkese aynı zat mıdır? Herkese aynı şekilde mi alıyor? Bir yerde böyle sorun dedim tamam mı? İstediğinizi sorun dedim. ama Dersin içine ama adam hariçten sorunca bir tevhid dersi yapıyoruz Allah'ın ispatını. Hoca ben bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ama o, öyle otobanda gidiyoruz ki 200'de. Cenaze yıkayabilir misin? <laughs> Merak etme dedim. <laughs> Birisi seni yıkar. Melaike insan gibi bir sureti inhisar etmez. Yani melaikeler tek bir şahsiyeti bürünmezler. Muşahhas iken yani bir tek şey iken melaike bir külli hükmündedir yani sonsuz yerde bulunabiliyor melaikeler. Azail aleyhisselam Osman. Yani Azail aleyhisselam nasıl alıyor canı? Yani şaşırmayacağız da böyle bu dersi dinleyince ha böyleydi. Kabirde var ya nüker mekir, hani gelmeden önce telkin yapılıyor telkin. Hani mezara gömüldüğü zaman. O arkadaşlar orada ha şunu söyleyeyim. Ya Resulallah bu, bunlar duyar mı? Öldü Ebu Cehil'e vesaire siz Allah'ın vaat ettiğini gördünüz mü? Bak ben gördüm. Çünkü gebertilmeden önce falanca falan yerde gebertilecek, falanca falanca. Ubey bin Halif'i de ben şurada geberteceğim diyor. Sonra onların kesilmiş cesedine diyor ki Allah'ın vaadini gördünüz mü deyince sahabe demiş ki ya bunlar ölmüş duyar mı? Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Sizden daha iyi duyar diyor. Çünkü beden libasını kullanmıyor. Rüyada da öyle bedeni kullanmıyoruz ki. Kulağı kullanmadan duyuyoruz. E, gözü kullanmadan görüyoruz. Ayağı kullanmadan yürüyoruz, terliyoruz. E, bedeni kullanmadan hissiyatımız çeşitli şekillere bürünebiliyor. Zevk alabiliyor. Elem alabiliyor. Bak beden kullanmıyoruz, Beden kullanmadan oluyor. Demek ki melaikelerde bizim duygular gibidir. Duygular e, şekil almaz. Şekil veriyor. Her yerde oluyor. Muayyen değil. Azrail Aleyhisselam Mışahhas iken bir küllü hükmündedir. Hazreti Azrail aleyhisselam kabz-ı ervaha müekel olan melekelerin nazırıdır. Şimdi soru şu. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı kabz ediyor? Yoksa avaneleri mi kabz ediyor? Bu hususta üç meslek var. Bu konuda üç tane ayrı anlayış var. Azrail aleyhisselam canı o mu alıyor? Hemen başta bir şey söyleyeyim size. Eee aynı insan nevi gibi onların da tayfeler tayfeleri var. Arabayı tamir eden tamirhanede çırak var. Onun yapacağı iş ayrı. Kalfa var bir üst. Onun yapacağı iş ayrı. Usta var bir de. Farklıdır. Sen arabayı götürdüğün zaman arabanı he hakkı kim tamir etmesini isterdin? Usta. Usta. Kalfaya bile vermek istemezsin. Tamirci olduğu için. Şimdi azrail, şimdi canın çıkacak. Alınacak zaten. Kimin almasını isterdin? Çırak Azrail mi, Kalfa Azrail mi, Usta Azrail mi? Şimdi Çırak Azrail olsa özür dilerim, affınıza sığınırım da. Yani, yani ruhu affede, üstten mi alayım, aşağıdan mı alayım, sağdan mı? Kese, doğruya doğruya. Sen gözün görmüyor ama doğruyor. Oradan mı alacağım, kulaktan mı çıkartacağım? Ciddi bir iş yapıyor. Yani oluyor biliyor musunuz? Kışından daha şey yapılıyor, dharma ediyor. Yani yeni öğreniyor adam. Çırak hakkı. O gene o yeni çıkmış araba çırağa teslim eder misin? Lan bunun sibop ayarını yap. Belki Ama işte azı, ustaya usta herkese senin arabanı usta yapmaz. He derler bırakıp gidersin kalfaya teslim etmiştir. Yüzde doksanı bu. Öyle mi abi? Yüzde doksanı. Şimdi ustaya vermezler. Azrail Ali. Allah bizim de canımızı Azrail Aleyhisselam bizzat kendisi alsın. Çünkü peygamberlerin ruhunu onlar alıyor. Şimdi gelelim. Üç meslek var. Birinci meslek. Yani üç farklı görüş var. Azrail aleyhisselam herkesin ruhunu kabz eder. Nasıl yapar? Bir iş bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz ayneler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir. Neye benzer? Nurani olduğu için buraya duvarlara binlerce ayna yapıştırın. Tavana da Yere de, şuraya da, öne de, arkaya da binlerce ayna koyun. Bir insan ortada olsa binlerce yerde olur. Derinlik ise sonsuzdur. Arka ayna, önüm ayna. Büyük ayna koysan karşıya. Bir de buraya büyük ayna koysan. Ortada sen olsan, sen giderken derinlik var mı? Düşün Salih. Bir de sonsuz. İki ayna birbirini aksederse sonsuz olur. Ama sonsuz zannedip de, Selahattin gidip de kafayı vurma. Pat diye bulur. İşte biz bu dünyayı baki zannedip ahireti ertelememizin sebebi hissiyatların hissiyata ayna oluşundandır. Hissi his ayna olunca o hissiyatın bize gösterdiği sonsuz derinlik oldu. oluyor. Fikir fikre, duygu duyguya ayna oluyor. Öyle. Bir daha buraya ayna olsa komple, karşıya da ayna olsa. Mehmet ortada dur. Puu, derinlik. Oraya gitsem, oraya giderken nasıl gözüküyor, burada nasıl gözüküyor? Ayna ters gösterir. Aldatmanın en temeli buradan başlıyor. Ben böyle bakarken ayna bana böyle gösteriyor. Ben böyle bakmıyorum ki bana böyle gösteriyor. Ayna aldatıyor. Lavaboda gidin aynaya. Ben böyle mi bakıyorum ki bu bana böyle bakıyor? Ben böyle bakıyorum. Hani düz gösteriyordu? Ayna ters gösterir. Dünya böyle ayna işte. Başka, ben ayna ayna aksetti. Oraya giderken oraya giderken burada nasıl gözüküyor orada? Hadi biraz şey yap, kafayı şey yapın. Ters gözüküyor. Ters yürüyorsun. Sanki yaklaştıkça uzaklaşıyorsun. Uzaklaştıkça yaklaşıyorsun. Fani baki görüyorsun ondan. İşte abiler ayna nasılsa birbirlerine duygular da birbirlerine aynı. Duygu duygu. Ortasına bulunursan o duygu seni BK gösterir. Sonsuzluk. Dibi yok. İşte Azail aleyhisselam nuranidir. Birinci meslek. Bak üç meslek var. Üç farklı anlayış var. Herkesin, yeni gelenler için söylüyorum. Herkesin ruhunu Azail aleyhisselam mı alıyor? Mevzusuna üç bakış getirilmiş. Birincisi evet herkesin ruhunu Azail alıyor diye. Birinci şey nasıl oluyor? Çünkü ruhlar e, ayna gibidir. Azail aleyhisselam nurani olduğu için herkeste bulunabiliyor. Nurani bir şey hadsiz ayneler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir. Ve temesül eder. Yani o aynada gözükür. Aynada gözüken nurani şeyler aynıdır. Mesela şöyle diyeyim. Aynada ben lavaya baktım şu aynaya. Bu canlı bu cansız. Bunun hiçbir tesiri yok. Suretimdir. Güneşi tutun aynaya. Ve aynayı böyle kaydırın. Şurada bu durum vardı. Çukura Karanlık yere şey yapsa bu aynanın, bu aynada yansıyan ayna şey güneş, şuradaki güneş oraya taşınır ve aynen olur. Mesela ben böyle yap bakayım aynaya, beni oraya taşır mı? Ben kesifim, güneş nurani, nurani'nin aynadaki de nuranidir. Burada aynada güneşin gözükmesiyle benim gözükmem aynı değildir. Güneş de e, nurani hasiyetine sahip bu nur aynalarda. Yani peki nedir bu güneş? Aynidir. Aynı değildir. Gayr de değil. Ne aynıdır ne gayr. Yani bakın aynayı tutuyorum abiler. Oraya yansıtıyorum. Oraya yansıttım. Bu durumu aydınlattı, ısıttı. Bu güneşin ne aynısıdır ne gayrı. Azrail aleyhisselam da böyledir. Birincisi o. Bak ben aynaya gözüküyorum. Ben e, bu canlı şey cansız ben canlıyım. Güneş böyle değil işte. Nuranilerin akisleri Asıl aynıdır. Azrail aleyhisselam da aynı olduğu için herkes de bulunabiliyor. Nuraninin temessülatı o Nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır gayri değildir. İki, iki tane de meslek var. Diğerlerini de okuyacağız ya. Güneşin aynalardaki misalleri güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi bir de aynada güneş gözükse güneşin e, hasiyetine sahip ısısına ışığına, rengine, büyüklüğüne sahip gösteriyor. Ama çapına göre gösteriyor. Tabi renkli ise bu ayna çatlaksa, tozlu, kırıksa o nispetle gösterir. İşte Azel Aleyhisselam'da sorun yok. Aksediyor ama ruhlar ayna ya. Tozlu ayna, çatlak ayna, kırık ayna, kambur ayna, tümsek ayna, küre ayna, dikdörtgen ayna bunu değiştiriyor. Azrail Aleyhisselam'ı Bizim alemimizde böyle çırak şekline, kalfa şekline hani arabayı tamir eder var ya. Çıraklar tamir eder, kal, kalfa eder, bir de usta eder. Arabamız misali gibi. Bizim ruhumuzu alacak ama ayna ruh aynasında Azail Aleyhisselam vurdu. Azail Aleyhisselam değişti, canavar halini aldı. Niye? Ya bu bunu biz, biz bu hale getirdik. Mesela neye benzer? Güneş vurdu tarlaya. Urfa'ya vurdu. Biberi çıkarttı. Aynı yanında, yanında tatlı kavunu da çıkarttı. Şimdi güneşin ne suçu var? Acı da çıktı. Tatlı da çıktı. Güneş aynı. Hava aynı. Toprak aynı. Niye acı tatlı? O kabiliyeti böyleydi. İstidadı öyleydi. Onun için böyle dehşetli azap çekmek Azrail Aleyhisselam'ın zatından değildir. Bozuk ruhlardan kaynaklanıyor. O kadar yapışmış ki bedene. Bebekler var ya yeni doğmuş bebekler. Şöyle kafasını yapar, ayağını yapar, aynı şey çeker onu yapar. Hep kendisini tanımaya dikkat edin kendisini tanımıyor. Kendisine yabancı olduğundan eli ayağını ısırır kırar bilmem ne yapar, dener. Elini anlamaya çalışır böyle. Kendisini dikkat ederseniz 27 dakikalık bir videoyu görmüştüm. Yavrular çekmiş saniye saniye saniye. Çocuk affedersiniz gazından bile korkuyor. Yani her şey yabancı. Belli yani. Tanımaya çalışıyor, eline bakıyor, galipsiyor. Yani her şeyle bu bedende yabancı olduğunu anlıyor. Bir şey anlatacağım. Sonra bu yabancılık yavaş yavaş kalkıyor. Buna ben diyor. İşte büyüdükten sonra, bu uçağından sonra gayret ediyoruz ki bu ben değilim. Çocukken bu benim oğlum bu sensin bak elini kırma bu sensin diye diye ben zannettim. Oysa gömlek gibidir. Bu beden gömlek. Ruh ile beden arasındaki fark ustad der ki şu bina bedendir. Bina. Sonra Cafer. içinde oturan insan da ruha misal. Binaya bak, içinde oturana bak. Beden ile ruh arasındaki ilişki de böyle. Fark anladık mı abi? Binanın içindeyim diye ben, bina benden daha mı kıymetli? Hayır. Dışarıdan bakan binaya bakarsa Ahmet seni tan tanır mı? Duygularını isteyen bir senin binana bakacaklar. Burada oturan Ahmet'in var ya binaya baksana duyguları, inançları, hissiyatları, kabiliyetleri şudur şudur diyebilir mi? Diyemez. İşte bedenle de bakarak ruh böyle keşfedilmiyor. İşte buraya her türlü insan geliyor değil mi? Hırsız geliyor, <laughs> dilenci geliyor, kadın gelir, erkek gelir, şu gelir bu gelir. Hani binaya binanıza geliyor ya. işte bu bedene de beden sarayına da iman gelir, küfür gelir, hissiyat gelir, duygular gelir, latifeler gelir, her çeşit her şey geliyor. Bu bina acayip bir bina. İşte Azrail Aleyhisselam da geldiği zaman o Azel Aleyhisselam'ı şekillendiren aynanın yapısıdır. Kırıksa, renkli ise etrafı kırmızı gösterir. Kızınız bir ayna düşünün. Yani cam, kırmızı bir camla her taraf kırmızı görürüz. Siyah, siyah gösteririz. Bulanık, bulanık ama bir bakarsın ki Allah Allah, bulanık değilmiş ya. Yani bunun suçu doğanın suçu değil. Hazal Aleyhisselam da böyle bir şey geldiği zaman gelecek ama ooo sisteme ayna duman olmuş. Her taraf darmadağın. Bir şey kalmamış. Uşkurlukla mide çalışıyor ruhun. Diğer vasıfları çalışmıyor. Ne yap çalışmadığı yerlere kan nasıl basılacak? Nasıl açacağız? Damar mı açacağız? Nasıl kan? damar konca? Bu kılca damarlar kurumuş. Kanlar çekilmiş. Sırf ana arterler çalışıyor. Diğerlerine nasıl şey yapacak? Oraya sirayet edemiyor. Ancak doğruya doğruya kese kese canlı canlı adamı doğruyor. Ta zerresine kadar canı alacak ama kan gitmiyor ki. Kılca damarlar kurumuş. İhtiyar olmuş. Su içmemiş. İslamiyet suyu içmemiş. Gidip oradan şimdi can alacaksın. Ne yapsın adam? Kanallar çalışırdı lan lan giderdi. Alırdı. Melaike gibi ruhaniler dahi alimi misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri onların ayn, aynılarıdır. Hassalarını gösterirler. Mesela ruha temesül ettiği zaman, ruha temesül ettiği zaman ruhun e, ru, azayla aleyhisselam ruha göre şekil alıyor. Azrail'ini sen oluşturuyorsun. Ben bir Azrail yapayım şimdi. Tabak getir. Tahin koy pekmez koy. Karıştır. Başka bir şey oldu değil mi? Aynı bu örnek gibi. Tahin getir. İçerisine amellerini koy. Doğru ve yanlış. İki. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gidiyor. Abi bunlar size lazım. Çünkü herkes söyleyecek galiba. Ben öyle zannediyorum. Daha önce var mı varmazsanı mı öldürdün daha önce? Yok ilk defa ayrılacağımız için orijinal olacak tabii böyle ama bunlar hep ruh hatırlayacak yani. Şimdi amelleri koydun mu Abdullah tencereye? Koy abim gir içeriye. Aklın bütün fikirlerini, düşüncelerini koydun abi içeriye. Koydun mu abi? İçeri giriyorum. Vicdandaki hissiyat, bir sürü hissiyatlar var. Hepsini de koy. Koyduk mu? Dört. Kalpteki bütün duyguları, latif duyguları yani insani duygular, vefa, anlayış, idrak vesaire insan olmak. Onlar da koy abi. Koyduk mu? Ruhtaki latifeleri koy. Şefkat, muhabbet, sevk, surur, lezzet, muhabbet. Onlar da koy. Abi karıştırır mısın bunları? Beş taneyi. Amelleri, aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini karıştırdık. Bak şimdi. Karıştırdık. Time pekmez koyunca artık ne pekmezdir ne tahindir. Başka bir şeydir. Bunları karıştır. Ortaya çıkacak e, mana senin Azrailindir. Sen şekillendiriyorsun. Dedik ya ayna, ayna çatlaksa, ayna tozluysa, ayna renkliyse, ayna çukursa, ayna tümsekse ikisi ters gösterir. Ya derin gösterir, ya yakın gösterir. O zaman onun e, güneşi ne şekillendiriyor? Ayna. Azrail aleyhisselamı da güneş gibi düşünün, aynayı da ruh gibi düşünün. Azrail aleyhisselamı şekillendiren biziz. Biz bize Azrail'iz. Bugün şey dün dün bugün ses kaydı da attım böyle de. bana <laughs> dedi ki bir tanesi. abi dedi bana dua eder misin dedi. Dört çalışıyordum. Tanıdığım şey. Ulan pat deyip kafama böyle bir dua geldi. Niye geldiği de bilmiyorum. Size de söyleyeyim yani. Cemaat söylediğim söz cemaatin dışına derken cemaatin içine atıyorum. Kimse kimse aldatmasın. Cemaat sözüm meclisin dışarı. Olur mu meclisin için atıyorsun? Meclisin içine atıyor. Herkes kendisini al. Bana dedi ki bir dua eder misin dedi bana ya dedi. Dedim ki Allah senin fitnenden seni muhafaza eylesin. Seni senden muhafaza eylesin. Seni senden korusun. Senin şerinden seni korusun. Durdum. Ne diyorsun ya dedi. Dua ediyorum dedim. <laughs> İyi ki zırabi gibi etmedim. Hızır yanındaydı. Hızır abi hem tenefüs abiye dediler ki dua et. Kardeşim benden dua isteme dedi. Çünkü dedi en son dua ettiğim kişi dedi 15 gün yaşadı dedi. Falancaya dua ettim falanca şekilde öldü. Falanca etti falan. Ben oradayım. Dedi ki tamam abi etme dedi sen. <laughs> benden dua edene de. Senin şerinden seni muhafaza eylesin Cenab-ı Hak. biz kendimize öyle bir fitneyiz ki kendi fitnemizden kendimizi emin eylesin. Ya Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir vakitte dihi suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde arş, -ı arş -ı azam önünde şarkta, garpta kadar geniş ve muhteşem kanatlar ile secde ediyordu. Mesela Azrail Aleyhisselam anlatırken Cebrail'i misal veriyor. Cebrail Aleyhisselam sahabelere ders verilsin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor geliyor ona soru soruyor. Ne soruyordu hatırlayan var mı? Peygamber'e soru soruyor. Bir yabancı bir insan. İman, İslam, İhsan. İman nedir diyor. İslam nedir diyor. İhsan nedir diyor. O da cevap veriyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Dua ediyor Sen çekip. Sonra peygamber diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Bildiğiniz Kimdi biliyor musunuz? Yabancıydı ya Resulallah. Cebrail'di diyor bu. Cebrail. Onun için Allah bilir kaç defa Böyle melaikeler bize gelmiştir der fark etmemişiz. Aynı kanun devam ediyor. İşte bu Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam gibi dört peygamber melekleri ya. Aleyhisselam diyoruzsak e, meleklerin peygamberidir. Cebrail demiyoruz. Cebrail aleyhisselam. Azrail demiyoruz. Aleyhisselam meleklerin peygamberidir. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam dihye suretinde, aynı anda arş-ı azamda, aynı huzuru ilahide, aynı anda başkasına ilham ediyor gibi. Azrail aleyhisselam da böyle. Farklı farklı iş yapıyor aynı anda. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış. Bir anda biner yerde bulunuyormuş. Yani aynanın kabiliyetine ne göre? Güneş gözüktüğü gibi ruhumuza göre Azrail şekil alıyor. Azrail'i biz oluşturuyoruz. İtikad ve amelimizin bütünselliğidir Azrail. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Yani bunu sana söylerken en büyük muhatap benim. Şimdi ayaklarım bile böyle titriyor benim. Azrail aleyhisselam ilk defa göreceğiz. Kolay değil. Ama biraz yaptığım iş itibariyle o kadar sekerata şahit oldum ki. Size misal veriyordum. Öyle bir nefes alıyor ki böyle. Bir babaannenin şeyi. Bir de başka bir durumu hepten iyi değil birisinin. Şöyle nefes alıyor sekerata. <laughs> Aa bitti, bitti, bitti. Sonra hı, 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 böyle iniyor. Araya sen nefes alırken iki defa, üç işte de, rahat iki defa şükrü nefes alırsın. Sokarsın yani. Böyle bir tuhaf. Ondan sonra yurt dışında daha çok. Orada vazifensin ya. İşin bu. Ce cenaze evlerine, şeylerine ve sekeratta olanlar Kur'an okumaya gidiyorsun. Sonra şimdi okuyorum. ikinci sayfaya geldim böyle bir birisine denk geldim erkeğe. Bir nara attı. Ağız, burun, her böyle. Anlatmak istemem de ama bir nara attı. Şaka demiyorum, latife olsun demem. Bu latife değil. ne diyorum, öyle tahmin ediyorum. Vedrip'te ikinci sayfadaydım. Ne abdestim kaldı, ne duygularım kaldı. Yani onun nara atması bütün sistem alt <laughs> Çöktü ya. Yani falan bedir falan dedik ama yani <laughs> bütün sistem devre dışı. Yani bir yüzümü yıkayayım dedim ama oysa şey hafta sağlıyor falan. Ama yapacak bir şey yok. Yani siz siz karşılaşsanız ne olur? Ama bir babaneye denk geldim. 7-8 gün şey yapmamış. Konuşmamış. Diyelim o da girmiş. O da yapıyor. Onu da galiba Allah-u Alem tebareke okuyordum. Bir anda o ölmüş, bitmiş. 7 gün böyle. Bir anda diklendi, açtı gözünü, gülüyor. Ne zahmet buyurdunuz? Lan bu da öldü, bu da öldü. Böyle kaldım. ona ben de bakayım onu gördüğümü. Tam bir fırsat ya. Ben bir şey göremedim. Kim olabilir Salih? Kim? Mehmet kim gelmiştir? Bak. ne zahmet buyur? Demek ki farklı birileri gelmiş. Buna da farklı, buna da farklı. Yani öyle olması lazım. Gördüğüne göre, nar attığına göre farklı gördüler. Vallahi şaka değil biliyor musun? Biz de böyle bir yolda gideceğiz gibi gezikiyor. Bak ateş attı vallahi. Keşke ölmeseydik öyle bir şekilde gitseydik. Var Hasan bu yol. Ölmeden ön Ölmemek olmadan ölünüyorsun. Kabre girmeden geçiyorsun. Nedir o? Şehit. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki hayatında en az bir defa Ya Rab bizi şehit et demeyen diyor. Münafık alametidir. Münafıklık alameti. Onun için Ya Rab bizi şehit olarak al. <laughs> İhtiyacımız var. Başka şansımız yok. Hani demiş ya Ya Rabbi cennetten başka bir yerde yapamam. Yapamazsın <gülüyor> da. <gülüyor> Biz de ona bir misal... Ya Rab hakikaten şehitlik dışında geçemeyiz be Abdullah. Vallahi şehit, şehit olmadan Vallahi geçilecek gibi değil ya. Peygamberler korkmuş ya. Allah bizi şehit etsin ya. Bizi sıf değil. Çoluk çocuğumuz, evladı, yarlığımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de. İşte şu mesleğe göre kabz ruh vaktinde insanın aynesine temesül eden Melekül Meft'in insani ve cüzi bir misali Hz. Musa Aleyhisselam gibi. Ona da gelmiş. Şimdi ikinci mesleği okuyorum, onu atlıyorum. İkinci meslek odur ki, Hz. Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam birer nazir-i umum hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzlarda avaneleri vardır. Biraz önce anlattım ilk başta. Usta tamirci, kalfa tamirci, çırak Osman tamirci. Azrail Aleyhisselam'ın da böyle nevileri varmış. Yani Mesela Azrail Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, İsrafil hepsi başta ama onların türevleri var. Onların çırakları da var diyor. Ve o muavinler şimdi ona örnek verecek. Çok ilginç ama bir örnek verecek. O muavinler o Azrail Aleyhisselam'ın alt mertebedeki kalfa çırakları yardımcıları enva mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Süleha'nın haşiye bir. Bak şimdi. Çok ilginç. Bunu dinlemenizi istirham ediyorum. Biz de Seyda namında efendi yani şeyh Seyyid yani. Bak şimdi bu adama bakın. Bizde seydan lakab ile meşhur bir veli -yazim, yani evliya. Azim büyük bir evliya. sekenattayken yani ölüm anındayken ervah evliyanın herkesin ruhunu ayrı bir şey kabzeder. Zalimin, kafirin, münafığın, peygamberin, salihin, saliyanın, alimin, cahilin, çocuğun, Hepsinin ruhunu tek azel kabzetmez ikinci meslekte. Benim ruhum da bu zaten. Hepsi ayrıdır. İşte evliyanın ruhunu, büyük evliyanın ruhunu kabz edecek. Şu makama bakın ya. Şu makama bakın. Azrail aleyhisselam geliyor. Allah'ın dostu, Allah yolunda hizmet etmiş kişiye geliyor gözüküyor. Daha can almadan tercih etme hakkına sahip. Bunu istemiyorum ya Rabbi diyor. Lan nesin ya sen? Azail Aleyhisselam geldi ruhu alacak. Yok bu benim ruhu alacak olmasın bu. Dur bakalım ne olacak? Ee, Ervahı evliyanın kabzına mekel melekül mefti görmüş. Hem de olan ben yedi takla atarım Evliyanın ruhunu kabzeden Azel gelmiş. Lan evliya ya ve garanti olmuş da evliya oldu. Ama o istemiyor. Seyda bağırarak demiş ki: Ben talebi ulumu çok sevdiğim için talebi ulumun kabzı ervağına müekkel müekkel mahsus taife ruhumu kabzetsin diye kabzetsin diye dergah ilahi rica etmiş. Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Ya Rab ben bunu istemiyorum. Ya Allah aşkına Allah'ın verdiği değere bak ya. Allah'ın insana verdiği değere bak. Şu kıymete bak ya. Çok tuhaf. Ya bu adam der ama ya bu adama bu deme yetkisini veren Allah'a bak merhametine bak ya. Böyle bir Allah ya. Allah başka bir şeymiş ya hakikaten ha. Ne kadar böyle sivilesi geliniyor ya. Tamam bana bu fırsatı veriyor. Ya Rabbi ben bunu istemiyorum. Niye istemiyorsun? Ben ömrüm talebi yolumla geçti. Talebe yetiştirdim. Talebelerin ruhunu yani Risale-i Nur talebesi olmak. Bak talebe oradan olsun. Evliyanın ruhunu kabzedeni talebeler talebelerin ruhunu kabzeden gibi değil. Talebeler başka. Evliya yazım eden, normal evliya değil, azim bir evliya. İstemiyorum ya Rabbi. Talebe ulumla ömrüm geçti. Benim şu talebeler var ya, onun ruhunu kabzeden eden melekül meft olsun. O Allah da kabul ediyor. E risale Nur talebesi niye denmiş? Talebeyiz. İnşallah biz talebi ulumun ruhunu kabzeden eden evliya azim olur inşallah. Şehit de değil ha bu. Bu başka bir şey. Talebi yolum değiştir şimdi. Şimdi şehitlik acayip. Bu da talebi yolum başka bir şey. Çocuklar ne anlayacak yani? Allah Allah. Ervan'a kabzeden başkadır Ehli şekavetin. Bak. Sülehan'ın, Salihlerin ruhunu kabzeden başkadır. Ehli şekavetin Ervan'ı kabzeden yine başkadır? O ben bizzat şahit oldum. Lan ne oldu? İkisi de bir şeye baktı. Demek başka bir şey gördüler yani. Ben de buna şahit oldum. Kabz edinle başkadır. Nasıl ki ve garkan ve naşitati naştan ayeti işaret ediyor ki kabzı ervah eden taife taifedir. Bu mesleğe göre Hz. Musa Aleyhisselam vesaire... Sayıl Aleyhisselam'la alakasını celaleden... eden ikinci meslek de bu. Üçüncü meslek. Onu da okuyacağım, keseceğim. 29. sözün dördüncü esasında beyan edildiği gibi Ehadis-i Şerife'nin delalet ettiği üzere bu ikinci haşiye nereden geldi? Bakayım. Ha, atladım. Bir örnek de var. Bir ikinci örnek. O Evliya-i dışında. Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekerat vaktinde melek mefti görmüş. Demiş beni yatak içinde yakalıyorsun. Kalkmış atına binmiş kılıncını eline almış, ona meydan okumuş, merdanı at üstünde vefat etmiş. Adamın kafasına, hissiyatlarına, duygularına Adem bakıyor Azrail Aleyhisselam. Ulan bunun olabilmesi için o emeller, arzular, istekler, hedefler bin sene lazım, bin sene. Aynı görüyor. Kafasına bakıyorsun. Adam en az bin sene yaşaması lazım. Öyle istekleri var ki. Azrail Aleyhisselam insanoğlu hakkında en çok şaşırdığı oymuş. Ona kafaya bakıyorum, duygularına bakıyorum, kalbine bakıyorum diyor. Biraz sonra canını alacağım. Ama öyle şeyler var ki içinde olması için hedefleri bin sene gerekiyor. Ama bir dakika bile kalmamış. Ben buna şaşırıyorum demiş Azrail Aleyhisselam. En çok şaşırdığım taraf bu. Nasıl bir mahluk yani insan. Çok garip ya. <laughs> He? Allah Allah. Öyle mi ya? bin sene affe subhanallah. Fakat size bir müjde söyleyeyim. Hem teneffüs ettiğim biraz sonra zaten keseceğim. Arkadaşlar ce cehennem hakkında, azap hakkında ayet inmedi mi? Var değil mi? Cehennem var. Peki Cebrail aleyhisselam bunu getirirken Cenab-ı Hakk'a dedi mi ki Ya Rabbi bu cehennem ayetlerini ben indireceğim. Bunu senin kulların bunu görünce ben indirdim diye bana küsecekler. Dedi mi? Demedi ne yaptı? Geldi, paldır, geldi getirdi bir yerde. Kaza, bela, musibetleri, dünya hadiseleri kim yapıyor? Kim hangi melaike? Mikail, Mikail Aleyhisselam. Hayatında İsrafil. Öyle değil mi? Hayır. Şimdi ben Ya Rab bu depremi yapmayayım. Diyor mu? Demiyor. İsrafil Aleyhisselam da ömür bu kadar Ya Rab az değil mi? Demiyor. Ya bakın hangisi daha şefkatli? Azrail Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben bunun ruhunu kabz etmeye gittiğim zaman senin kullarına bana söyledin. Ama tamam da ben bunun ruhunu kapsedeceğim zaman bu bunlar bana küsecekler. La küssün mü ya? Bana ne ya? Allah emretti. etti. Paldır küldür girmiyor. Ameliyatına girmiyor. Ya Rab ben bunun ruhunu kapsedeceğim zaman bu kullarım bana küsecekler. O zaman Cenab-ı Hak ona ilham etmiş ki demiş ki seninle onların arasında hastalık musibetleri koyacağım. Hiç kimse seni hatırlamaz. Neyle gitti kanserle? Trafik kazası. Kap krizi geçirdi. Aniden azel geldi yok. Aniden ansızın Azrail gelmesinin adı kalp krizidir. Umulmadık bir yerde kalp vurdu. Oysa Azrail vurdu pençeyi. Onun adıdır. Kimse hatırlamayacak. Şimdi insanoğluyla Azrail arasında aleyhisselam arasında hastalık musibetleri perde yapmış ya. Kimse onu hatırlamaz. Azrail aleyhisselam da Cenab-ı Hak arasında bir perde o da. Aslında yine ona da yapan yaptıran Allah'tır. İşin başında Allah'tır. Ama... İnanın bana, ben böyle inanıyorum ve 11. meselede, şu şualarda da böyle. İnsanın en kıymetli ve üzerine tut, tut, titrediği sermayesi, aslı, özü, varlığı, ruhudur. Kime teslim etmek istersin? Mesela namusunuzu. Kime teslim etmek istersiniz? En güvenilir insana. İnsanın da üstünde titrediği varlığı, ruhudur. Kime teslim etmek istersin? Ben bu konuda... Paldır küldür hemen Azrail aleyhisselam bile şey yapmamış. Cehennem az, az, az ayetlerini, azap ayetlerini getiren Cebrail aleyhisselama Cenab-ı Hak ruh alma vazifesini vermemiş. Şefkatli meleğe vermiş. Öyle diyoruz da. Şefkatli meleğe vermiş. bu o soruyor. Ya Rab ben bunun ruhunu alırsam bu bana küsecek. Azrail aleyhisselam böyle derken Cebrail aleyhisselam dedi ki ya, be, ya Rabbi ben bu ayetleri indirirken bu kullarım bana küsecekler ya demiyor. Çok garibime gidiyor ya. Peki Azra Cebrail nerede? Cebrail olduğu yerde ama ayna var diye ayna. Ayna da güneş. Ayna şey güneş, ayna ve burada güneş. Abiler Cebrail Ceberut dimağımızda. Bunu çok önemli söylüyorum size. Cebrail Aleyhisselam'ın Gelmiyor zaten burada. Aklımızı başımıza tutan ceberut, cebredici güçler Cebrail'dir. Cebrail burada duruyor. Hayatımızı tutan İsrafil, bedenimizi yöneten Mikail, ruhumuzu tutan şu anda Azrail'dir. Zahirde, surette Azrail gelip ruhumuzu alıyor. Hakikatte öyle değil. Suret böyledir. Hakikatte Azrail gidiyor. Zaten burada. Gelmiyor ki zaten burada. Azrail aleyhisselam bedende ruhu tutandır. Şu anda bedende ruhu tutan Azrail'dir. Şu anda burada zaten. Ha o surettir. Nasıl anlatılacak bize? Cebrail, dima aklımızı, Mikail beden hadiselerini, İsrafil hayatı hisleri, duyguları latifeleri, Azrail ruhumuzu tutuyor. Şu anda zaten dört meleğin Hulasasıyız pekmez tayin karışımı gibiyiz. Hulasası şu anda o Azrail Aleyhisselam'ın gelişi Sari ve Naz ayet vadislerde sureti temesül edince nasıl ki semadaki güneş aynadaki güneş bir olur onun adı vefat gelir buradaki temesulatını ile birleşir gider. Zaten Az Azrail Aleyhisselam ruhu tutuyor. Şu anda zaten tutuyor bedene durur mu bu şey e, ruh? Yani vefat ed, ederken Suret Abdullah gelecek. Azrail zaten ruhumuzu bedene Bu gidiyor. Bu gidiyor. Üçüncü meslek nedir? Bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Demek 80, bir, 80 bin gözü da, dahi var. Her dilde 40 bin tesbih, tesbihat var. Evet madem melaikeler alim-i şehadetin envana göre mökeldirler. Ha, demek ki bir ağacı düşünün. Bir ağaç melaikenin vücududur. Vücud haricisidir. O ağacın şekli şekli melaikelerin temsilcileridir. O ağacın kanuniyeti, hayatı hatta hissi hisleri de var. Ağaçların hisleri olmasaydı şeriatta e, şükrü böyle sen gidip de Trabzon'daki ormana paldır küldür baltayla ormana giremezsin. Tenziye mekruhtur. Baltayı sarın diyor ağzını. Lan kim var ki orada? Ağaçların yanına böyle gitmeyin. Demek hisleri var. Görüyor musun bak? İslam'a bak. Vefat edeni mezarına basmayın. Dirilerin üstlerine basmak gibidir. Vefattan sonra hukuku nasıl koruyor? Ötekisi yakıyor. Annesinin babasını ya denize atıyor, tozunu ya havaya atıyor yakıyor. Elinizden geldiği kadar yakınlarına otopsi yaptırmayın. Aynen hisseder. Direnin yaptırmayın. Çünkü hisseder o. İşte o yakma yakıyorlar ne Dünya ve ahirette yanmanın yolu böyle geçiyor. işte Hristiyanlıktan geçiyor. Yanıyor. Yakıyorlar da tozunu uçuruyorlar ya. Ama İslam yat, mezara yattıktan sonra üzerine de basmayın der. Hatta İslam hukukuna bakın. Ormandan geçerken baltanızı ağzını sarın. Niye? Duygusu var. Odun değil o. Ona odun diyen odundur zaten. Basmıyor. İşte burada da diyor. O ağacın şekli bedendir. Neyi bedenidir? O meleğin bu alemdeki temsilcisidir. E, ustad çınara sarılmadı mı? Sarıldı değil mi? 7 sene, 8 sene üstünde zikrettiği barladaki çınarına sarıldı. Peki sen hatıran geçti ya köyde o kapının önünde aldı, o dutu, o ağacı gördüğün zaman duygulanmıyor musun? Annen orada, babaannen orada çamaşır asıyordu. Bir şey yok mu yani? Bir orada değişiklik duygularının yumağı yok mu? Oysa hiçbir şey yok olmuyor ki. Üstüne bindiriliyor. Kim onun yanında ne yapmışsa o ağaç öyle şekil alıyor. Evet madem melaikeler alemi şehadetin envana göre mükeldirler, alemi ervahta da o envanın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela küreyarz bir mahluktur. Cenab-ı Hakk'ı tespit ediyor. Mesela ağaç. Tek bir ağaçtır ama kaç tane dalı var, kaç tane yaprakları var, kaç tane çiçekleri var. İn aşağıya kaç tane hücresi var, şu rengi var. Hepsinin de müekeli bir melaikedir. Yalnız melaike olmadığı şu. Pislikler, insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara söfk eden yerlerde melek yok. Ne var? Ee, ruhaniler var. Hangi ruhani var? Erva habiseler var. Mesela gübrenin. İnsanın zih, insanın fıtratını bozan zehir, kanser hücreleri, e, yılan, akrep. Çünkü usta diyor ki 246 sözlerde insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ervah kabise. Müekel melaikesi melaike değil. Çünkü ahıra melek girmiyor ki orada. Tuvalette melek giriyor mu? Tuvalet. Erva kabisele giriyor. O girmediği yerde peki pisliğin müekkeli kim olur? O cinsten olur. Mevadi şerire erva kabise. Onun için e, koku maddenin cinsindendir. Eski eşyanın kokusu da eskilik duygusu verir. Pislik kokusu da pis koktuğu zaman onu hangi ruhaniler celbeder? Kendi cinsindekileri celbeder. Kendi cinsi nasılsa onu celbeder. Demek ki insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden şeyleri, müekkelleri erva habiselerdir ve burada kesiyorum. Şimdi bununla alakalı soru soran var mı? Sor. Az önce dört melaikenin hakikati bizde dedik ya. Şimdi hadislerde de bunun izahı mesela peygamberimiz yapmış. İnsan dünyaya geldiği anda 300 tane muhafız melaikesiyle geliyor. Hı, hı. Büyüdükçe büyüdükçe işlediği günahlar, haramlarla bu melaike ondan uzaklaşıyor. Allah Allah. Mesela annesine diyelim babasına asi oldu. Ona müekker melaike onun üstünden çıkan pis kokudan kaçıyor. Ona. Kaçıyor. Kaçıyor. Ee, mesela o bebeğin hareketlerini öğrenmesi, hissiyatlarının, duygularının. Zaten güzel koku da ustat diyor ki nereden Allah ruhanı yaratıyor? Nardan, nurdan, zulmetten, rahyadan, kokudan, manadan, kelamdan, suretten Allah ruhani yaratıyor. Eğer e, şeyse mevadi şerirse yani pis bir şeyse revayi revai kabise erva kabiseyi revai tayibe erva tayibeyi cez ve celbeder. Abiler Azrail Aleyhisselam herkesin ruhunu alır mı? Mevzumuzdu. Üç tane meslekti. Birincisi hepsinin Azel Aleyhisselam alıyor ama aynaya göre değişiyor. Herkesin ruhu ruh aynasıdır güneş, hulasa ediyorum, da kapatacağım konuyu. Güneş semada ayna vasıtasıyla her tarafa yansıtır. Bu aynanın şekline göre güneş şekil aldığı gibi, zayıf veya güçlü, çatlaksa, tümsekse, çukursa gibi. Birinci meslekte Azrail Aleyhisselam tektir. Ruhların yapısına göre şekil alıyor. O zaman biz Azrail'imizi biz oluşturuyoruz. Tozlu yaptı, tozlu olacak. Çatlaksa çatlak. İkinci meslek, Azrail Aleyhisselam bir Peygamberler gibi aleyhisselam diyoruz. Tek bir şahsiyettir. Onun avaneleri var. Herkesin ameline göre ayrı ayrı olur. Mesela Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın, Hazreti Nuh aleyhisselamın vesaire ruh, ruhunu kabzeden Azail aleyhisselamla Ebu Cehil'in ruhunu kabzeden aynı olmaması lazım diyor. İkinci meslekte bu. Ona da zaten sulaha yani evliya yazım eden büyük bir zat. Sekeratta görüyor. kulasay ediyorum. Dedi ki ya Rabbi benim ömrüm talebe yetiştirmeyle geçti. Talebelerin ruhunu alan azaili istiyorum. Bana bunu değil. Ya şu değeri bak ya. Dönüp oraya geliyorum. Takıldı kafam. Ya nasıl bir insana değer veriştir ya. Ama başkası ne der biliyor musun? Böyle veya okuduğu zaman. Vay be ne büyük evliya ya. Ne büyük şahsiyet. Doğru. Hakkı. Ya şu şahsiyete bak ya. Azalentin te kendisi tespit ediyor. Allah'ım bizi bundan et diye hayret içine kalıyoruz. Benim kafamda daha deş çalışıyor. Yani o Evliya-i büyüklüğünden değil. Yani tamam onu teslim ederiz. Öyledir. Fakat Allah'a, Allah başka bir şey ya. Çok hoşuma gidiyor Allah ya. Böyle insan keyif alıyor ya. Allah'ın verdiği değeri bak. Hatırla şimdi canını alacağım senin sen kimsin demiyor biliyor musun? Demiyorum. Biz çocuğa seslen. Hatırla eşek herif seni. Yani Sıkaç dedik der gibi azarlamıyor. Ve cenab Hak şu değer verdiğine tamam diyor kaldırıyor onu değiştiriyor. Azrail'ini değiştiriyor. Üçüncü meslekte Azrail aleyhisselam evet tek ağaç gibi ama o yaprakları dal budakları farklı farklı olduğu gibi bunlar da farklı farklıdır dedi. Gecemiz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ya Rabbi Allah duyuyor değil mi? Amin. Duyuyor. Ya Rabbi kendi şerimizden kendimizi muhafaza eyle. Allah'ım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a müekkel hangi Azrail Aleyhisselam'ı gönderdinse Allah'ım senin kudretin çok büyük. Senin için kolaylık zorluk yok. Ya onların ruhunu kabzeden istiyorsun demesin Allah'ım hangi azâ ise bize de onun nasibeyle. Amin. Senin için kolaydır Allah ya. Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine ya Rabbi. Biz o cinsten azaili gönder ya Rabbi. Ve ahirde ve hamdülillahi rabbil alemin. El <laughs> Fatiha